Merhaba arkadaşlar, bugün ikinci video olacak. Biraz mikrofonu açayım, onu söylemişsiniz. Şimdi bu Twitter'ın kurucusunun ilk tweetini satma konusuyla ilgili biraz da derinlemesine bir video hazırlamak istiyorum. Yani çok derinlemesine değil, daha iyileri gelir, hiç sıkıntı değil. Şimdi sadece burada Twitter kurucusu diyor ki haberlerde tweetini 2,5 milyon dolara sattı. Ama yani ne yazık ki bunun teknik kısmı ile ilgili çok bir şey yok internette, Türkçe kaynaklarda. O yüzden bunu biraz açalım dedim. Şimdi Web 2'den Web 3'e geçerken hep konuştuğumuz bir şey. YouTube'da Web 3 röportajım da var, ona bakın. Aykut Balcı ile yaptım. Şimdi şunu diyoruz. Web 2 insanları sosyal olarak birbirine bağladı. Yani diyelim ki siz Ebru sanatıyla bir şey ürettiniz. Bunu Yeni Zelanda'dan biri beğeniyor. Size sosyal olarak bir motivasyon sağlıyordu ya. Web 3 aşamasında bu finansal motivasyona dönecek ve dünya finansal olarak birbirine bağlanacak sosyalin ötesinde. Bunun ilk etkilediği kişilerden biri de işte bu influencerlar veya fenomenler olacak. Bu bizim için niye önemli? Şu açıdan, bizim dediğim yani Web3 geliştiriciler için niye önemli? Şundan dolayı önemli. Bir teknolojiyi sadece o teknolojiye ilk sahip olan bizim gibi yazılımcıların kullanmasının bir anlamı yok. Önemli olan ikinci aşamada, yani mesela Facebook'u düşünün. Facebook'u tutturan şey neydi aslında? Flört modeliydi. Yani insanların oradan sevgililerini veya evleneceği insanları bulabilmesi kulakta, toplumda kulaktan kulağa yayılmıştı. İkinci aşamaya geçmişti. Facebook'u sadece yazılımcılar, bilişimciler kullansaydı bir tetikleme olmazdı. Web 3'te de tetiklemeyi sağlayacak şeylerden biri bu NFT teknolojileri. NFT teknolojisindeki olay nedir? Şudur. Aslında dijital kimliğiniz internette gitgide daha farklı bir boyuta geçecek. Yani eskiden dijital kimliğinizin parçası neydi? Sosyal ağlardaki sayfalarınızdı, değil mi? Onun dışında artık bir işte şuradaki gördüğünüz Polkadot gibi veya MetaMask'lar, Algo Signer'lar gibi artık tarayıcınızda bir cüzdan olacak ve sitelere cüzdanınızla girmeye başlayacaksınız. Bu da yine bilişim tarafı. Onun ötesinde bu dijital kimliğinizi oluştururken sahip olduğunuz bazı koleksiyonlarla belki o dijital itibarı yakalayacaksınız veya bunun üzerinden bir kimlik inşa edeceksiniz. Bu noktada da NFT'ler ortaya çıkıyor. Yani diyor ki bu tarz projeler, bugün Sent'i inceleyeceğiz. Diyor ki sen tweetlerini böyle bir anı gibi dijital bir sanat eserine dönüştürebilirsin, bir sertifika gibi yapabilirsin ve bunu satabilirsin diyor. Bunun için de çeşitli pazar yerleri kuruluyor. Bu sent sadece Twitter için, tweetler için. Bu ileride artar muhtemelen. Twitter'ın kurucusunun buna ilgi göstermesi de çok anlaşılabilir bir şey aslında. Çünkü Twitter'ın kurucusu hatırlarsınız belki Vine projesine de sonradan almıştı. Daha Vine projesi ilk sunumundayken Amerika'da zaten satın alıyordu. Daha sonra da Vine Twitter'la beraber gitti. Çünkü Vine'daki mantık da aynıydı. Yani birkaç saniyede bir şey üret. Veya 140 karakterle bir şey üret toplumu etkileyen. Bu bir sanat olarak görünüyor. Dijital sanat olarak Jack Dorsey'nin kafasında ve bu da aynı mantıklı oluşan bir şey. Bir tür dijital sanat. Peki nasıl oluyor? Sistem nasıl işliyor? Onu söyleyeyim. Şimdi Sent'e girince şuradan sign in diyorsunuz. Sign in deyince sizin Twitter'ınızdan bazı izinleri alıyor. Bunu neden yapıyor? Çünkü başka birinin Twitter'ını, mesela ben atıyorum Trump'ın tweetini buraya yapıştırdım ve satmaya çalıştım. Bunu engellemek için Twitter'la giriş yapıyorlar. Her platformda bu olmak zorunda mı? Değil. Bunların mantığı bu. Giriş yaptıktan sonra ben mesela giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra mesela şöyle diyelim. Benim bir tweetimi alalım. Göstereyim. Şöyle mesela şu tweet'i alalım. Buraya yapıştırınca diyor ki tamam ben bunu oluşturdum diyor. Satmak istiyor musun diyor. Tweet at diyor. Bunu satmak istediğini tweet at. Atmasanız da olur. Şu artık benim linkim, tamam. Şimdi bunu gizli sekmede açalım.
Yani şeyden gitsek mi daha çok giriş yapılamamış gibi göstersin diye. Bakın diyor ki connect your account, hesabınızı bağlayın diyor. Bu sizinse. Ben burada şunu istiyorum. Mesela bu tweet'e biri gördü. Diyor ki 10 dolar teklif veriyorum. Burada diyor ki giriş yapın o teklifte bulunmak için. Hani bu göstermek için açtım burayı. Şimdi gelelim. Ben mesela başka birinin tweetini satın almaya çalışayım. Giriş yaptım hesaptan. Şimdi mesela buna 10 dolar teklif vereyim. Teklif verince en az diyor ki 550 dolar. Ha, bu kadar teklif vereyim. Offer diyeyim. Teklif verince ay açıyordu kapattım. Ha. MetaMask'ı açıyor. Ya MetaMask dediğimiz şey ne? Bunu bilmiyor olabilirsiniz. MetaMask Ethereum'la etkileşimde olan bir cüzdan. Chrome tarayıcısında bir cüzdan yani Mozilla'da da oluyor muhtemelen bakmadım. Sizin cüzdanınız burada var. Şu an içinde sıfır Ethereum var. Yani, Ethereum peki buraya nasıl para atabilirsiniz? Mesela bir borsadaki cüzdanınızdan buraya para atabilirsiniz. Ben daha çok Polkadot projelerinde çalıştığım için Ethereum cüzdanında bir şey yok. Buraya para attıktan sonra çıkıyor ve siz buna imza dediğinizde normalde ne oluyor? Artık satın almış ol şey teklifi bu vermiş oluyorsunuz. Bakın burada diyor ki işte bu Ethereum ağındaki gez ücretleri var ya ücreti ödeyemeden falan para olmadığını söylüyor. Yani para olsa alacak. Sonra teklifte bulunuyorsunuz. Teklifte bulununca satın almıyorsunuz. Sonra teklifte bulunduğunuz kişi bu teklifi kabul ederse diyelim ki kabul etti. Yani siz bir şey koydunuz, bir resminizi, biri de 10 dolar teklif verdi tweetinize. Artık o tweetin sertifikalanmış hali 10'da oluyor. Onun koleksiyonunda oluyor. Bu siteye girip birisi onun koleksiyonunu incelediğinde kimden ne aldığını görüyor. Bunu neden yapar? Bir, para kazanmak için. Yani siz der ki bu tweet ileride bunun sertifikası daha da değerlenir. Ben bunu 3'e alır 5'e satarım. Bir, bunun için yapar. İki, manevi bir sebeple alır. Yani bunun hatırası var. Bu bende olsun. Mesela Elon Musk'ın bir tane tweetini alayım diyebilir. Elon Musk'ın da var tweetleri sitede. Üç, satın aldığı kişiyle arasında bir bağ kurmak için. Yani burada biraz da sosyal etkilerine odaklanıyorum. Mesela bir kişinin 1 milyon takipçisi var. Bir takipçisi diyor ki senin bir tweetine işte 50 bin dolar verdim, aldım. Artık o fenomen için o takipçisi önemli biri haline geliyor ya. Bu mottodan bahsediyorum biraz da. O da bizim için önemli Web3 kırılmalarında. Sonra bu kişi satın aldıktan sonra henüz ben bir şey satmadığım için çıkmıyor ama şöyle bir şey oluyor. Siz buradaki parayı iade et diyorsunuz. Yani bana ödememi yap diyorsunuz. Ödemeyi yap deyince yine sizin MetaMask cüzdanınızla etkileşime geçip buraya ödemeyi yapıyor. Ne kadar ödüyor? %95'ini ödüyor. %5'ini de sistem için alıyor. Peki buradaki veriler nerede saklanıyor? Benim okuduğum kadarıyla Matic ismi verilen blok zincir altyapısında saklanıyor. Matic blok zincirinde artık o tweet yazılmış oluyor. Blok zincirin özelliği neydi? İşte değiştirilemiyordu, silinemiyordu veriler. O anlamda orada oluyor. Peki nasıl oraya kaydediyor? Tweet'in atıldığı zamanı, işte Unix işletim sistemine göre zaman damgasını, tweet'i atan kişinin ID'sini, tweet'in ID'sini falan bunlardan bir metadata oluşturuyor. O metadatayı blok zincire yazıyor. Dolayısıyla bu biraz teknik bazıları için belki gelebilir ama şunu anlatıyorum orada onun orijinal olduğuna kaynak gösterecek bazı şeyler yapıyor. Bu sistem böyle çalışıyor. Tweetlerinizi bu şekilde satabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Elon Musk'ın falan tweetleri var. Tekliflerde örneğin buna daha 3 dolar birisi teklifte bulunmuş. Bunlar artacaktır. Peki bir tweet burada satıldı diyelim. Başka bir blok zincirde, başka bir projede sertifikalanıp satılabilir mi? Benim gördüğüm kadarıyla satılabiliyor. Bir de burada ERC-721 diye bir standart kullanılıyor. Ama o çok teknik. Ona ayrı bir video çekeyim. Kafası şişmesi teknik olmayanların. Onun da özelliği şu işte Ethereum altyapısında bir saklama oluyor. Buralarda ücretler
Şu an bu sitede ücreti yok ya, mesela matik altyapısında saklarken. Bazılarında daha saklarken bir ücret ödüyorsunuz. Mesela az önce ben fotoğrafı blok zincire yazan bir proje inceledim. Onu da YouTube kanalında çekeriz. Yani 18 dolar Ethereum ağına kaydetmesem bile, sadece o sitenin kendi sistemine kaydetsem 18 dolar benden ücret istedi. Şimdilik bu kadar olsun. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Bizim için önemli bir şey, yani Web 3 çalışan insanlar için önemli bir şey. Çünkü hiç teknolojiyle, yazılımla daha doğrusu alakası olmayan, kripto paralarla hiç alakası olmayan kitleleri sisteme çekebilecek bir buluş. Yani Web 3'e çekebilecek bir buluş NFT. Sosyal etkileri çok önemli. O yüzden bakalım neler çıkacak, beraber göreceğiz.